Diriliş Ertuğrul 115. Bölüm www.sebeda.org Otağ. Hoş geldiniz Emir Hazretleri. Emir Hazretleri. Hüsamettin sağ başta, Saadettin kasıntı gülüşüyle ortadan yürüyüp taht şeklindeki sedirine geldi, durdu. Yüzlerine bir daha bakıp tuniğinin etek ucunu kalın kemerinin içine kıvırdı. Altında iç elbisesi var. Sağ ucu da kıvırdı kemerin içine. Takıntılı bir şekilde iyice düzeltti. Anın tadını çıkarır gibi yavaştan alıyor. Çok uzun değil, kısa bir adam ama geniş omuzlu. Saçsız başını börkü kapatıyor. Sakalı kır, 50'lerinin sonlarında. Beyler el pençe divan yüzüne bakıyor. Hüsamettin'e de bakıp yerine oturdu. Dimdik duruşunu dirseğini yana açarak belinin altına yasladığı yumruğuyla tamamladı. Buyurun, buyurun. Beyler post serili minderlerine geçiyor. Badaş kurdular. Hüsamettin. Togan Bey nerede? Ordunuzun eksiklerini bizzat tespit etmek için benden müsaade istedi. Birazdan burada olur Emir Hazretleri. Âlâ, âlâ. Burada Hüsamettin Karaca ve siz kıymetli emirlerimle birlikte olmaktan bahtiyarım. Bildiğiniz üzere devletimiz için pek mühim bir cenge çıkmak üzereyim. Zaferiniz daim olsun inşallah. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. 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 Düşmanlarımızın hırslarını kendileriyle birlikte Samsat Kalesi'ne gömeceğiz inşallah. Evelallah. Allah zaferinizi daim kılsın. Amin. 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 Lakin bu zaferden daha mühim bir mesele hakkında size diyeceklerim vardır. Atlarıyla ilerleyenler Togan Bey ve iki komutanı. Ertuğrullar yolun yan tarafından yaya olarak önlerine çıkınca atlar durdu. Kimin kanı aktır? Saadettin itinin. Togan gülümsedi. Hoş gelmişsiniz Ertuğrul Bey. Hoş gördük. Atlardan iniyorlar. Togan kahverengi ve mavi desenli bir kaptan, lacivert sarıkla. Ahval nedir Togan Bey? Saadettin Köpek yakın mahiyetiyle birlikte otağında. Hüsamettin Karaca kimseye itimat etmediği için Saadettin'i öldüreceğimizi yalnızca ikimiz biliyoruz. Bir de bu iki yiğit komutanlarımız. El göğse selamladılar Ertuğrul'u. Eyvallah. Saadettin itini otağında yalnız başına yakaladığımda onu koruyacak bir ordusu olmayacak. İnşallah bu belayı temizleriz Ertuğrul Bey. Komutanlar heybelerden asker kıyafetleri aldı. Eğer bu işin üstesinden gelemezsek büyük bir iç savaş bizi beklemekte. O itin hakkından geleceğiz evelallah. Allah hepinizin bileğine kuvvet versin. Amin. İmdi otağa dönmeliyim. Saadettin Köpek beni görmek isteyecektir. Şu asker kıyafetlerini giyesiniz. Komutanlarımız sizi karargaha da Saadettin'in otağına da sokacaktır inşallah. Eyvallah. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin. Karargâhta her yer askerlerle dolu. Serbest hareket edip dolaşıyorlar. İleriden asker üniformaları giymiş Ertuğrul, Sungur Tekin ve Turgut komutanların arkasından yürüyor. Direkte normalde mavi beyaz renklerde olan Selçuklu bayrağının kırmızı beyaz hali de dalgalanıyor. Mızrakların birbirine çaprazlanarak havaya diklendiği bir kısımdan geçiyorlar. Lacivert üniformaların üst gövdesinde çapraz siyah deri şeritler var. Başlarında metal süslemelerle dilim yapılmış havası verilmiş börkler takılı. Askerler için çadırlar kurulmuş alana. Kalkan ve mızrakların olduğu bir pusatlığın yanında durdular. Dikkat çekmeden etrafa bakıyorlar. Saadettin'in otağı hemen 10-15 metre ileride. Önünde nöbetçiler var. Aralarında bakışıyorlar. Bu
İçeride etek öpme merasimi başlamış. Sol tarafın en uzağındaki bey gelip Saadettin'in önünde diz çöktü, eteğini öpüp alnına koydu. Diğer beyler de bir bir gelip aynısını yaparken Hüsamettin ve yanındaki Togan gergin. Beyler otağdan çıkıyor. Ertuğrul dikkat kesildi. İçeride sadece Togan, Hüsamettin ve Saadettin kalmış. Togan da etek öptü. Dizi yerdeyken el göğse koyup Saadettin'in yüzüne bakarak onu selamladı. Kalktı, çıkıyor. Saadettin sert bakışlarını Hüsamettin'e çevirdi. Hüsamettin de diz çöküp etek öptü. El göğse koydu. Geri geri birkaç adımdan sonra döndü, çıkıyor. Saadettin oturuş pozisyonunu biraz daha topladı. Gözleri iri iri açık, çok gergin bakıyor. Karargah. Ertuğrul bir çadırın yanından çıktı. Arkasında Turgut, Sungur Tekin ve komutanlar. Durdular. Yarım daire oldular, birbirlerine bakıyorlar. Sungur abi. Turgut. Tedbirli olasınız. Ben iki komutanla birlikte içeri yalnız başına gireceğim. İyiyim. Ben de seninle geleyim. Seni yalnız göndermeye içim el vermez. İçeri ulak olarak gireceğim Turgut. Yalnız bir kişi alırlar. Ters bir şey olursa harekete geçersiniz. Buyruk senin beyim. Sen bizi merak etmeyesin. Gereken neyse yapacağız. Kardeşim, Allah yardımcın olsun. Amin abi. Allah yardımcın olsun beyim. İnşallah o soysuzun kellesinin gövdesinde durduğu son gün olacak. Ertuğrul omzuna pat patladı. İnşallah Turgut'um. Eyvallah yiğitler. Eyvallah. Haydi gidelim. Komutanlarla yürüyor. Turgut ve Sungur Tekin de o tarafa hareketlendi. Ertuğrul'lar gene bir çadırın yanından devam ediyor. Bir asker omzuna vurduğu mızrakları bir yere taşımakta. Komutanların üniforması askerlerle aynı. Sadece bellerinde kırmızı şeritli kemerler var. Ertuğrul iki komutanın arkasından yürüyor. Başını çok kaldırmıyor, çok indirmiyor da. Onlar otağa yaklaşırken Turgut otağın karşısında bir yerde. Ertuğrul omzu üzerinden geriye bakar gibi yaptı. Nöbetçilerle selamlaşıldı. Emir Hazretlerine Samsat'tan bir ulak geldi. Mühimdir. Emir Hazretleri istirahat buyururlar. Mühimdir dedim asker, haber edesin. Muhafız el göğse koydu, içeri yürüyor. Ertuğrul gene dönüp arkasına baktı. Turgut neredeyse gözünü bile kırpmıyor. Sungur Tekin'le bakıştılar. Muhafız kilip kapıdan çıktı. Emir Hazretleri ulağı bekler. Komutan Ertuğrul'a döndü. Ertuğrul başını hafifçe eğip selamladı. Yalnız giriyor. Kılıcını ver. Ertuğrul kılıcını kınıyla birlikte çıkarıyor kemerindeki deri askıdan. Verdi askere. Asker kenara çekilip yürümesi için yolu açtı. Ertuğrul omzu üzerinden yine hafifçe geriye bakıp yürümeye başladı. Bayrak bağlı sırıkları tutan iki muhafızın arasından geçti. Allah beyimizin yardımcısı olsun. Amin. Ertuğrul kapıda bir durup kararlı bakışlarıyla içeri yürüdü. Dalar gibi girdi ama yavaşladı, içerisi boş, kimse yok. Ertuğrul gerilmiş kırmızı yüzüyle arkasında bir hareket fark edince hafiften alaycı sırıttı. Önce Günalp'i gördü. Günalp sırıtıyor. Ertuğrul gerilip şaşkınca durdu. Günalp ellerini arkada bağladı. Demek sonunda geldin Ertuğrul Bey.
cehenneme ilk adımını attın. Film masarası şeklinin içinde kenarları sarı kontrollü büyük T harfi, altında tekden film yazısı. Bir kandilin zayıf ışığı, toy odasındaki taht, arkasında kayı bayrağı. Jenerik akarken arkasında eski dönemlere ait daha çok savaş aletlerinden oluşan objeler, sanki yer çekiminden kurtulmuşlarcasına karanlık bir fonun önünde ağır çekimde hareket ediyor, kayıyorlar. Etrafta kandil ateşlerinin kızıl sarı ışığı, yer yer minik beyaz toz derecikleri. Ertuğrul, Engin Altan Düz Yatan, Hayme, Hülya Darcan, Ahmet, Cemal Hünal, Günal, Engin Öztürk, Halime, Esra Bilgiç, Kudut, Cengiz Coşkun, Bahtı, Nurettin Sönmez, Saadettin, Murat Garipağoğlu, İbnül Arabi, Osman Soykut, Kıytos, Hasan Şahintürk, Hafsa, Burçin Abdullah, Maria, Serhat Okdemir, Mahkeri, Sinem Uslu, Sungur Tekin, Sezgin Erdemir, Gıyasettin, Burak Dakak, Abdurrahman, Celal Al, Günkut, Hakan Serim, Dumbul, Edip Zeydan, Melikşah, Melikşah Özen, Gündüz, Yaman Tümen, Oğuzay, Oğuzhan Yarımay, Aydoğmuş, Bahadır Bingöl, Kayraldı, Ali Başar, Artuk, Aybel Pekcan, konuk oyuncu Hüsamettin, Burak Demir. Ses süpervizörü Burhan Şahin, ses mühendisi Ramazan Şahin, sanat yönetmeni Doğan Özcan, kostüm tasarım Serdar Başbu, deri tasarım Murat Boncuk, ışık şefi Gökhan Cal, yardımcı yönetmen Fethi Bayram, yönetmen yardımcıları Gülen Karataş, Bekir Dadaş, yapım koordinatörü Tuncay Öter, kas direktörü Arda Gözü Küçük, müzik Alpay Göltekin, Zeynep Alasya, kurgu yönetmeni Akif Özkan, görsel efektler Genius Park, kurumsal iletişim direktörü Hüseyin Özçelik, genel müdür Bilgehan Özen, görüntü yönetmeni Ömer Faruk Karacan, ikinci yönetmen Ahmet Yıldız, Fethi Bayram, danışman Kemal Tekten, senaryo Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Serdar Öz Önalan, yapım Tekten Film, yapımcı Mehmet Bozdağ, proje tasarım Mehmet Bozdağ, yönetmen Metin Günay, diriliş Ertuğrul. Dizideki hikaye ve karakterlerin ilham kaynağı tarihimizdir. Dizinin çekimleri sırasında hiçbir canlıya zarar verilmemiştir. 115. bölüm. Obaya atlarıyla giren Aydoğmuş ve Selçuklu askerleri bir keçi sürüsünü geçti. Aydoğmuş otağ meydanında atından indi. Ne istiyorsun? Çekeden hele. İki sivil erkeği kenara ittiler. Sultanla konuşacaklarımız var. Sen ne dersin be? Sultan obada ne işi var? Aydoğmuş arkasına bakar gibi yaptı, sonra bir anda tokatladı erkek. Çocuklar çekilir çekilmez kan attı. Obalılar feryat edip şaşkınlıkla geri durarak izliyor. Abdurrahman kenardan atıldı kılıcıyla. İçeride Artuk ve Gıyasettin. Hayırdır inşallah. Kim bunlar Artuk Bey? Bamsı meydana koşuyor. Siviller de karışmış, itiraz edip direniyorlar. Bamsı gelip askere kafa attı. Adam kılıcıyla yere savruldu. Bamsı iki kılıcını birden çekerken aslanlar gibi kükredi. Neler oluyor Artuk Bey? Gıyasettin çizmesinden bir hançer çıkardı. Hiç hayır alamet değildir sultanım. Artuk hançer çekip Gıyasettin'in önüne geçti. Aydoğmuş arkasında askerle daldı içeri. İç bölmede Halime korkuyla aralıktan bakıyor. Mahperi ve Hayme yanında. Oğlum canına kıyacaklar. Mahperi Hatun, durasın. Duramam. Oğluma kılıç çekmiş, duramam. Karargâhta otağın dışı. Turgut'la Sungur Tekin bakıştı. İçeride Günalp'le Ertuğrul karşı karşıya. Sana baktığım vakit ne görürüm bilir misin Ertuğrul Bey? Yiğit kılığına bürünmüş bir yalancı. Şimdi teslim olasın. Sefere giden yiğitlerin önünde canını Emir Saadettin'e teslim edesin. Biz yalnız Hakk'a teslim oluruz Günalp Bey. Günalp kılıcını kınıyla birlikte çıkardı belindeki askıdan. Gözlerini Ertuğrul'dan ayırmadan kınından çekti. Kını kenara atarken de bir an olsun gözlerini kırpmadan bakmayı sürdürdü. O vakit kendi ayağınla eceline geldin Ertuğrul Bey. Senin ecelin ben olacağım. Bugün devleti için canını feda eden nice yiğidin kutlu günü olacak.
bir halkanın etrafında döner gibi yürüyüp durdular. Allah seni ıslah etsin Günalp Bey. Bilesin ki Saadettin itinin canını almadan durmayacağım. Şimdi elinden geleni ardına komayasın. O vakit yolun sonu geldi Ertuğrul Bey. Günalp kılıcıyla atıldı. Ertuğrul çok çevikçe eğilip sıyrıldı. Ertuğrul pusatsız. Günalp'in kılıçlı elini tutup bir yumruk salladı ama Günalp de çok çevik. Günalp'in yumruklarıyla sersemledi Ertuğrul. Kılıçtan yerde tatlı atarak kaçtı. Ertuğrul sağ üst koluna yatay bir kesik alınca üst bedenini öne eğip acıyla dişlerini sıkarak Günalp'e baktı. Günalp'in börkü düşmüş, ensesini kapatan dalgalı saçları terden sırılsıklam. Ertuğrul'un yüzü ter içinde. Birbirlerine bakıyorlar. Gafiller! Siz kim olursunuz da sultanın bulunduğu otağa basarsınız? Şimdi gebereceksiniz. Saldırın! Ya Allah! Artık da kılıç yok. Sadece hançer sallıyor. Gıyasettin geride kaldı. Askerlerden biri yere düştü. Bak Berahatun, bizim burayı muhafaza etmemiz lazım. Ana! Pusatları getiresin. Buraya girecek olurlarsa vanaları biz muhafaza edeceğiz. Bana da pusat verin Hayme Hatun. Ne olursa verin. Ben de onları el pusatta bekleyeceğim. Hayme kılıç verdi Mahperi'ye. Mahperi çıkardı kınından. Meydanda Abdurrahman kılıçla saldırdığı askerin çenesine attığı yumrukla sendeledi. Asker sağ koluna kanlı bir kesik attı. Abdurrahman acıyla iki büklüm olmuşken asker bir de tekme atıp onu yüzüstü düşürdü. Artık pusatlıktan kılıç aldı o askere sallarken Gıyasettin de aldı bir kılıç. Artık ben! Hayme aralıktan korkuyla bakıyordu. Arkasındaki Mahperi'ye döndü. Başını salladı. Seni o kadar iyi tanıdım ki Ertuğrul Bey. Emir Saadettin'in peşini bırakmayacağını biliyordum. Geçmiş karargâhta otağın arkasına iki askerle gelen Günalp, keçe duvarın ellerle kenara çekilerek açılmasıyla içeri girdi. Kayraldı, kılıç çekip Saadettin'in önüne geçti. Günalp Bey. Saadettin şaşkın o da kılıcına davranmıştı, yerine soktu. Emir Hazretleri. Günalp. Sen niye gizlice otağın arkasından girdin? Ertuğrul peşinize düştü. Günalp Bey'im, onca askerin arasında Ertuğrul Bey'in ordugaha gelecek hali yok ya. Gelecektir. Günalp haklı. O vakit test tedbirleri arttıralım. Arttırmayacağız. Aynen bırakacağız. Ertuğrul beni öldürmek için gelsin. Yarın sefere çıkarsanız sizi öldürmesi mümkün olmayacak. Lakin bu gece otağa sızmanın bir yolunu bulacaktır. Geceyi bile beklemeyecektir. Beklenmeyen bir anda gelecektir. Emir Hazretleri. Onunla yarım kalan bir hesabım var. Müsaade edin onu ben karşılayayım. Saadettin elini omzuna koydu. Sadakatin ve azminle gurur duyuyorum Günalp. Günalp el gözle koyup baş eğdi. Saadettin onun çıktığı arka taraftan çıkıyor. Kayraldı da onunla gidiyor. Saadettin dışarıdaki askerin kenara topladığı keçe duvardan çıktı. Kayraldı kapıdan döndü. İçeride Günalp'in yanından geçerken onu selamlayıp ön kapıdan çıktı. Şimdi... Turgutlar otağın kapısına bakıyor. Hadi beyim. Hadi bitir o itin işini. Ertuğrul işini bitirince çıkacaktır. Tedbiri elden bırakmadan onu buradan sağ salim çıkarmalıyız. Gerisini Saadettin ölünce idareyi ele alan Hüsamettin Karaca halledecektir. İnşallah. İnşallah. Ertuğrul'u otağa sokan iki komutan hala muhafızların önünde bekliyor. Biri biraz sabırsızca diğerine baktığı sırada otağın iki yanından ve meydan tarafından koşarak askerler gelmeye başladı. Turgut ve Sungur Tekin'i geçtiler. İkili bir anlık şaşkınlıktan sonra hemen çadırın yan tarafına saklandı. Askerler iki komutana yaylarını ve kılıçlarını doğrulttu, bekliyor. Neler olur
Saadettin geliyor. Getirin onları bana. Komutanlar kaçıyor. Biri oklandı. Ardından diğeri. Tümrütekin dişlerini hızla sıkıp Turgut'a döndü. Kayraldı ve Saadettin yanlarına geldi. Saadettin eğilip komutanlardan birinin saçını kavradı. Kim gönderdi sizi? Kim? Adam öldü. Gözleri kapanınca bıraktı Saadettin. Yerine baktı. Kalktı. Turgut ve Sungurtekin çadırın yan tarafından biraz daha geri gidiyor. Karargah meydanında bir hareketlilik başladı. Saadettin otağa doğru yürürken askerler her an bir tehlike çıkacak gibi mızrak, yay ve kılıçlarıyla yüzlerini otağa doğru çevirdi. İçeri girerken pusatını teslim etmişti Emir Hazretleri. İmdiye dek Günalp Bey Ertuğrul'un kellesiyle çıkmalıydı. Sen de Ertuğrul'u tanıyamamışsın Kayraldı. Ertuğrul'un pusatı inadıdır. Teslim ol Ertuğrul! Teslim ol! Ve adaletime sığın. Teslim olasın Ertuğrul Bey. Kayral bitti. Buradan çıkış yok. Obada ahali otağa girmek, askerleri geçmek istiyor. Askerler kollarını uzatmış engellemeye çalışıyor. Ahaliye kılıç çekmemişler. Bastır iki kılıcıyla cenk ediyor. Ahali yarım daire olmuş. Askerler zorlukla zapt ediyor. İçeride artık birini sırtından kılıçladı. Kıyasettin ay doğmuşla kılıçlaşıyor. Bastır dışında meydanda alp yok. Önündeki iki asker birer birer indirdi. İçeride Artuk askerin darbesiyle yere düştü. Artuk Bey! Gıyasettin hançerini Artuk'u yaralayan askere fırlattı ama asker yana eğilip sıyrıldı. Bu sırada Aydoğmuş Gıyasettin'i yumruklayıp kolundan tutarak yere itti. Kılıcını üzerine indirdi ama Gıyasettin kendi kılıcını yatay tutarak engelledi. Tüm gücüyle itiyor. Dışarıda Bamsı önüne bir asker daha almış. Sırtından yediği kılıçla Bamsı'nın gözleri irice açıldı. Öfkeyle dönüp kılıçladığı askeri tekmesiyle iterek düşürdü. İçeride börkü düşmüş artık yerde. Tekmesiyle itti kılıç sallayanı. Bamsı otağa koştu. Aydoğmuş'un kılıcına engel olmaya çalışan yerdeki Gıyasettin'in yüzü zorlanmaktan kıpkırmızı. Sultanım! Aydoğmuş kılıcıyla itişmeyi bırakıp dik kaldırınca Gıyasettin hızlıca tekmeleyip onu itti. Kendisi de çevik bir hareketle yerden fırladı. Aydoğmuş'un karşısında üç kişi oldular. İçeride başka asker yok. Bamsı kılıçlarını hırsla yere fırlattı. Paramparça edeceğim seni. Paramparça edeceğim seni! Gel bakalım kim kimi parçalayacak? O kılıcıyla saldırdı. Bamsı elleriyle girişip sadece birkaç hamlede sırt üstü yere devirdi. Parmaklarını mengene gibi geçirdi boğazına. Şimdi, şimdi sahibin gelsin de kurtarsın seni elimden. Şimdi sahibin gelsin de kurtarsın seni elimden. Ertuğrul! Teslim ol! Turgutlar saklandıkları yerden kafa uzattı. Ordugahımda, askerimin arasındasın. Kurtuluşun yok. Turgut çıkacaktı. Tuzağa düştü. Onu ancak biz kurtarabiliriz. Beyimi sağ koymazlar. Eğer görünürsek bizi de sağ koymazlar. Ona bir şey olursa Saadettin'i öldürme vazifesimize kalacak. Ola ki açığa çıkar isek, o hiç öldürecek kimse kalmayacak. Turgut karargaha baltası sadece kılıçla girmiş. Kılıcını yerine geri sokarken gözleri ateş saçıyor. Yine eğilip çadırın yanından gözlemeye giriştiler. Otağa yüzünü dönmüş askerler ve Saadettin kımıldamıyor. İçeride ikili karşılıklı bekliyor. Ya ben, ya köpek, ya adalet, ya zulüm Günalp Bey. Senin safın gayrı ecelin olacak.
Günay kılıcını yatay salladı, Ertuğrul eğildi. Bir anda Günalp'in kılıç tutan elini kavrayıp Günalp'in kendi kılıcını onun boğazına yasladı. Sırıtıyor, kılıcı aldı, iyice yasladı boynuna. Günalp kesik kesik nefesler alıyor. Togan ve Hüsamettin koşar adım otağın önüne geliyordu, durdular. Ertuğrul Bey'e tuzak kurmuşlar. Ertuğrul Bey'in başına bir şey gelmeden bu itin kellesi gitmeli. Turgut Bey ve Sumur Bey hala ordugahta. Hala umudumuz var. Saadettin'in yanına gidiyorlar. Nihayet onu elime geçirdim. Çok şükür. Sefere gitmeden evvel onun kellesini alıp öyle gideceksiniz. Bu kadar beklediğimiz yeter. Hazır olun. Otağa saldıracağız. Askerler pusatlar ellerinde biraz daha sokuluyor. Düş önüme Günalp Bey. Bakalım baban kadar sevdiğin, uğruna canını vereceğin Saadettin seni ne kadar severmiş görelim. Haydi. Günalp terden yüzüne yapışmış birkaç tel saçıyla öne düştü. Ertuğrul kılıcı ense köküne yasladı, arkasından yürüyor. Kapı hareket edince askerlerde bir kıpırdanma oldu. Saadettin Günalp'i görünce ağzı dehşetle irkilerek açıldı. Allah'ın belası! Günalp'i rehin almış. Hala umut vardır Turgut. Ertuğrul yaşadığı müddetçe daima umut olacaktır. Evelallah. Seni öldürürüm! Günalp gözlerini kapattı. Ertuğrul onunla yürüyor. Askerler harekete geçmiyor ama Ertuğrulların konumuna göre konumlandılar. Mızrak ve okların hedefi yer değişti. Hazır olun! Saldıracağız! Günalp Bey'i feda mı edeceksiniz Emir Hazretleri? Devletimiz için evladımın bile ölümünü göze alırım. Evelallah! Günalp kısık gözlerle bakıyor. Togan'la Hüsamettin bakıştı. Togan hafiften gülümsedi. Obadaki otağda her şey bitmiş. Ay doğmuş yerde dizüstü, elleri bağlı. Bamsı'nın kılıcı boğazında. Kadınlar ellerinde kılıçlarıyla toy odasında ayakta. Oğlum, iyi misin? İyiyim ana. Merak etme. Sen de yaranı sararsın Artuk Bey. Alpler ölü askerleri dışarı taşıdı. Buyruk sultanımındır. Çıkıyor Artuk. Otağa baskın vermek ha? Sultanımızın canına kırmak ha? Senin sahibin it, sen de it olursun. Sultanım. Müsaade verin şu soysuzun kellesini alayım huzurunuzda. Himni değil Bamsalp. Canına kasteden bu haini niye öldürmezsin sultanım? Tez kellesi alınmalı bu alçak herifin. Sana! Kılıç kaldıran bileğini yakaladı. Himni değil dedim. Bana bir daha buyruğumu tekrarlatma. Mahperi indirdi gözleri yerde. Gıyasettin yüzüne sert bakıyor. Hayme ve Halime yan tarafta saygıyla yere bakarak ayakta duruyor. Gıyasettin Aydoğmuş'a yaklaştı. Bamsı iki kılıcını makas gibi çaprazlayıp Aydoğmuş'un boynunu araya sıkıştırmış bekliyor. Karargah. Ertuğrul. Günalp'i rehin alıp kendini kurtarmana izin verir miyim sandın ha? Senin gibi bir hain için evladım gibi sevdiğim Günalp'e bile kıyacağımı bilmez misin? Teslim ol, adaletime sığın. Ya da Günalp'le birlikte sen de öl. Bu
son ikazımdır. Okçular! Okçular birer adım öne geldi. Ertuğrul çevresine bakıyor. Baban yerine koyduğun iti kendi gözlerinle gördün Günalp Bey. Er geç o itin nasıl bir adam olduğunu anlayacaksın. Ben ölürsem benim vazifem sendedir. Bu sana sözümdür Günalp Bey. Şimdi sen ölme diye ben teslim olacağım. Günalp'i ileri itip bıraktı, indirdi kılıçlı elini. Günalp şaşkınlıkla boynunu tutarak bakıyor. Saadettin de havadaki kılıcını indirdi. Günalp'in şaşkın bakışları altında Ertuğrul kılıcını yere attı. Yakalayın. Ertuğrul direnmedi. Bir asker baldırına vurup diz çöktürdü, etrafını sardılar. Ertuğrul sadece Saadettin'in gözlerine bakıyor. Elleri bağlanmakta. Müsaade edin, şuracıkta kellesini alayım Emir Hazretleri. Toganlı Hüsamettin duyunca kılıçlarına davranacak oldular. Olmaz. Onun kellesi bana ait. Zungur Tekin ve Turgut da elleri pusatlarında hazır bekliyor. Saadettin Ertuğrul'a yaklaşınca ikili her an yerlerinden çıkacak gibi kıpırdandı. Günalp gerildi. Saadettin yerdeki oklanmış komutanın bedenine baktı. Lakin dur. Evvela kiminle işbirliği yaptığını öğrenmem lazım. Ordugahıma nasıl girdi? Onu ordugahıma sokan o iki komutan kimdi? Arkalarında hangi emir, hangi güç vardı? Öğreneceğim. Bu sırada Günalp gitti. Hem ölümün öyle kolay olmayacak. Ertuğrul gülümsüyor. Hüsamettin'le Togan kılıçlarını yavaşça bıraktı. Turgut'la Sungur Tekin de geri çekildi. Saadettin yaklaştı Ertuğrul'a. İtimat ettiğin sultan da öyle korkak, öyle zavallı ki korkusundan anası elinden tutup senin obana götürmüş. Senden başka güvenecekleri kimse kalmamış. Senden başka. Şimdi de bana. Ordugahıma nasıl girdin? Ertuğrul kısacık Hüsamettinlerden tarafa baktı. Saadettin bu sırada mağrur, lakayt bir havada bakınarak kılıcını kınına sokuyordu, fark etmedi. Demek susacaksın ha. Sana ettiklerimden sonra bakalım susacak mecalin kalacak mı? Kayraldı. Al bunu otağıma götür. Ertuğrul'u hoyratça kaldırdılar. Saadettin arkası dönük bekliyor. Hüsamettin kınından biraz çıkmış kılıcını geri itti. Askerler de pusatlarını kaldırıyor. Turgut Sungur Tekin'in omzuna vurdu, onlar da gidiyor. Günalp geri geldi. Saadettin düşünerek sakalını çekiştiriyor. Ordugahıma o iki komutanla birlikte girme cesaretini ona kim verdi? Hüsamettin ve Togan gerginliklerini belli etmemeye çalışıyor. Bunu bulacağım. Bunu bulacağım. Gözleri ikili arasında dolaşıyor. Günalp'in bakışları düşünceli, gergin. Uzaktan Bilecik Kalesi, kayalığa oturtulmuş, yüksekte. Bu planlama imparatorumuzun da hoşuna gidecektir Ares. Ben de öyle düşündüm Kritos. İmparator da memnun olacaktır. Maria girdi. Ne oldu Maria? Neymiş bu benimle konuşmak istediğin mesele? Efendim, size kayılarla ilgili mühim bir bilgi getirdim. Neymiş bu Maria? Sultan Gıyasettin. Konya'dan ayrılmış.
Kayı Obası'nda kalmaktaymış. Emin misin? Eminim efendim. Size söylemiştim. Onlarla ilgili bilgi alacağım yerler var diye. Bunu nereden öğrendin Maria? Çavdar Obası'ndaki bir kadından. Saadettin Köpek devletin içinde oldukça güçlü. Sultan da bunu bildiği için Saadettin Köpek'in kendisini alt edeceğini düşünüp Ertuğrul'a sığınmış olmalı. Türkler arasında kargaşa çıkarmak için bu çok büyük bir fırsat Ares. Bunu çok iyi değerlendirmeliyiz. Madem Sultan Ertuğrul'a sığınmış, biz de onu sığındığı yerde öldüreceğiz. Böylece Ertuğrul'un itibarı yerle bir olacak. Bu büyük vazifeyi bizzat sen yapacaksın Ares. Evet Kritos. Bu sefer Türkler gerçekten avucunun içinde. O halde hiç durma. Adamlarını yanına al ve saldırıya geç. Sultan oradan sağ çıkmayacak. Senden de bunu beklerdim Kritos. Kalktı. Maria'ya ters ters baktı çıkarken. Maria ayakta Kritos'a bakarak sırıtıyor. Kuş bakışı oba, meydan kalabalık. Elleri iple bağlı Aydoğmuş ufak ufak kımıldatarak kurtulmaya çalışıyor. Kılıçlar boğazında. Gıyasettin karşısında. Kadınlar odadan çıkmış. Demek güpegündüz obayı basıp benim canımı almaya kalkarsın. Bir de utanmadan benim devletimin askerinin kılığına bürünmüşsün. Kimin itisin sen söyle! Sultanım, bu it Kaledar Günalp Bey'in yaveridir. Kaledar Günalp Bey mi? Ertuğrul Bey, Kaledar Günalp Bey devletine sadıktır demişti. Böyle bir hain nasıl onun yaveri olur? Bu it başına buyruk hareket etmez sultanım. Aydoğmuş'un omzunu tuttu. Kim tutar senin yollarını? Saadettin Köpek mi? Kimin itisin sen? Hain! Esas hain sizsiniz. Ananla birlikte sultanı katlederek devlete ihanet ettiniz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Senin ne haddine sultanımızla böyle konuşmak? Ne haddine senin sultanımızla böyle konuşmak? Emir Hazretleri hepinizin sonunu getirecek. İnim inim inleyerek gebereceksiniz. Bırak Bamsal Paşa. Belli ki Saadettin iti bu çakalı zehirlemiş. Sultanım, bununla ne edeceğiniz? Hamza. Elini uzattı kılıç versin diye. Gözeni Aydoğmuş'tan bir an bile ayırmadı. Aydoğmuş gerildi. Bamsı diğer kılıcı da Aydoğmuş'un boğazından çekip bir iki adım gitti. Gıyasettin Aydoğmuş'a sert gözlerle bakarak etrafında dolanıp arkasına geçiyor. Bunun gibi çakalları affetmek adalete zulüm olur. Başını tuttuğu Aydoğmuş panikle kıpırdandı. Evvela senin sefil canın. Kılıcı boğazına dayadı ve yana kaydırarak kesti. Bamsıya bakarak yere itti Aydoğmuş'u. Aydoğmuş ufak ufak kasılı kıpırdanıyor. Sonra da Saadettin Köpek. Bamsı selam verdi. Sultanım. Uzaktan karargahın kurulduğu ova. Ertuğrul sırtına çaprazlanan mızraklarla, ellerinden iplerle bağlı. Mızrakları arkasındaki askerler tutuyor. Mızraklar Ertuğrul'un eğilmesini engelliyor. Ertuğrul yerde dizüstü. Kapı açılınca askerler ve kayraldığı selam verdi. Saadettin arkasında Günalp'le girdi. Sırıtarak bakıyor Ertuğrul'a. Otağın geniş odasında yerlerde ve duvarlarda koyu renk tercih edilmiş. Penceresiz olduğu için içerisi karanlık. Kandiller yanıyor. Seni karargâhıma kim soktu Ertuğrul? O iki komutan kimdi? O iki komutanı tanıyan yok Emir Hazretleri. Eğer o iki komutanın kim olduğunu öğrenirsek, Ertuğrul Bey'i
otağıma kadar kimin soktuğunu da öğreniriz. Senin gibi sultanlık hevesinde olan bir soysuzun gebermesini isteyen devletine sadık yiğitlerdi. Günalp şaşkın bir gerginlikle. Bilesin ki onlar gibi nicesi vardır Saadettin. Er geç biri gelip senin o uğursuz kelleni alacak. Senin kelleni komutanlarımın önünde bizzat ben alacağım Ertuğrul. Diyar diyar gezdireceğim. Çürüyene kadar teşhir edeceğim. Lakin evvela bana o komutanların ismini söyleyeceksin. Kapı açıldı. İki asker bir mangalın iki kulbundan tutmuş taşıyarak içeri girdi. Mangalda hala ufaktan yanan közler ve bir maşa. Ertuğrul gözlerini sinirli bir gerginlikle başka tarafa çevirdi. Saadettin sırıtarak mangala yürüdü. Demir uzun maşayı üst tarafından tuttu. Mangalın közlerini iyice deşerek demiri derinlere soktu. Günalp gergin, kaşları çatık. Ertuğrul'a baktı. Bakışları birbirine kilitlenen Saadettin ve Ertuğrul sert. Karargâhta Sungurt Ekim ve Turgut başları önlerinde dikkat çekmeden seri adımlarla yürüyor. Bir çadırın yanında yavaşladılar. Her taraf asker dolu. Ertuğrul'u ordugâhtan kurtarmak mümkün değil. Emdi Bey'e işkence edip onu konuşturmaya çalışacaktır. Ertuğrul konuşmaz. Köpek de bilir bunu. Emdi iyice düşünüp taşınacağız. İlk hedefimiz Ertuğrul'u sağ salim kurtarmanın yolunu bulmak olmalı. Lakin ne edeceğiz? Togan Bey bize bir çadır göstermişti. Gizlice oraya gidip kendisiyle görüşeceğiz. Baş başa verip enine boyuna düşüneceğiz. Doğru dersin. Derim o vakit. Obada otağı meydanı hala kalabalık. İçeride Bamsı'nın testiden döktüğü suyla kanlı ellerini yıkayan Gıyasettin yere eğilmiş. Elleri bakır leğenin üzerinde. Halime mindere oturmuş Artuğ'un kolunu sardı. Mahperi Gıyasettin'in başında ayakta. Hayme dolanıyor. Yıkaması biten Gıyasettin'e Mahperi kurulanma bezi uzattı. Sağ olasın Halime Hatun. Allah razı olsun. Nasıl olur Artuk Bey? Endişe edilecek bir vaziyet yoktur sultanım. İyiyim çok şükür. Destur var mı sultanım? Herkes gerildi. Gel. Bamsı kalktı. Sultanım, Ertuğrul Bey Emirkan Veri'yi sağ salim kurtarmış. Sonra da Hüsamettin Karaca ile birlikte Saadettin Köpeğin ordugahına baskın düzenlemek için yola çıkmışlar. Yiğidim benim. Allah'ım şükürler olsun. Hala, hala. Ertuğrul Bey'in muvaffak olacağından hiç kuşkum yoktu. Sultanım, Emirkan Veri'nin ordusu hazırdır. Konya yönlerine doğru yola çıkmışlar. Aksi bir vaziyet olursa eğer, Emirkan Veri'nin ordusu Saadettin Köpeği'nin ordusuna saldıracaktır. Hala. Gıyasettin kalktı. O vakit benden haber beklesinler. Ordunun başına bizzat ben geçeceğim. Buyruk sizindir sultanım. Mahperi gururla gülümsedi. Konuşan adam sivil giyimli. Sultanım, Emir Saadettin ve çakalları burada olduğunuzu öğrendiler. Müsaade buyurursanız Ertuğrul Bey'imize Sadık Oba Beylerini buraya davet edelim. Onların da burada olması birliğimizi ve dirliğimizi perçinleyecektir. Hem bu emniyette olmanız için de mühimdir sultanım. Doğru düşünmüşsün Artuk Bey.
Lakin Emir Saadettin'den korkup gelmemezlik ederler mi? Biz haber edelim sultanım. Âlâ. O vakit beylere elçi göndeririz. Devletini, yurdunu severlerse gelirler. Buyruk sultanımdır. Yumruk göğse koydu, geri geri çıkıyor. Mahperi memnun, gülümsüyor. Gıyasettin sert, gözleri boşluğa bakıyor. Kayralda otağda Ertuğrul'un göğsünü açıp kalktı. Üniforması üzerinde Ertuğrul'un, sadece göğsünün düğmeleri açık. Saadet'in kor rengine dönüp iyice kızarmış demiri mangaldan çekti. Söyle bakalım. Söyle. O iki komutan kimden emir alıyordu? Elinde demirle yaklaşırken Günalp'in kaşları çatıldı. Ertuğrul'a döndü. Kimin sözüne itaat edip de otağıma kadar getirdiler seni? Adaletin emrindeydiler. Bu otağda tek bir adalet var Ertuğrul. O da benim kanlı adaletim. Kızgın demiri Ertuğrul'un göğsüne yapıştırdı. Yanan etten duman yükseliyor. Günalp bakamayıp başını yana çevirdi ama ifadesi sert. Saadet'in demiri çekti. Tekrar mangalın yanına gidiyor. Ertuğrul yüzü kas katı, kesik kesik nefesler alarak yere bakıyor. Saadet'in maşayı yerine soktu. Çelik kıvamına gelene kadar vaktin var Ertuğrul. Benimse vaktim bol. Şimdi tekrar sorarım sana. O iki komutan kimdi? Buraya girmek için kimlerle işbirliği yaptın? Sultan Gıyasettin'e ve devletine sadık yiğitlerdi. Yalan. Senin zulmünden kaçıp obamıza sığınan sultanımıza elini sürmeye kalkarsan oturmak için can attığın o tahtın altında kalırsın. Emir Hazretleri, Sultan Hazretleri kayobasında mıdır? Günalp Bey, zerrece şüphem yoktur ki yaverin ay doğmuş, bu itin emriyle sultanımızın canını almaya gitmiştir. Lakin bunun bedelini de canıyla ödeyecek. Saadet'in konuşamasın diye aceleyle maşayı alıp göğsüne bastırdı. Emir Hazretleri, Ertuğrul Bey ne der? Sultanımızın bu itin obasında ne işi olur Günal? Hala bu riya dolu sözlerin muhasebesini yaparsın. Günal Bey, ya benim sözüme itimat edersin ya da Şehzade Saadettin'in. Sen ne dersin Ertuğrul Bey? Ne şehzadesi? Saadettin iti, rahmetli sultanımızın oğlu olduğu yalanını yayar, duymaz mısın? Sultanlık ihtirasıyla rahmetli sultanımız Alaaddin Keykubat Hazretlerini zehirledi. Sultan Gıyasettin bunun hainliği yüzünden sarayından çıkıp yanıma geldi. Ben de onun emniyetini temin etmek için obama yolladım. Sükut et! İki yanağını yumrukladı. Tez bu soysuzu öldürüp
devletimiz için, sultanımız için ordumla sefere çıkacağım. Kayraldı. İdam tez yapılacak Kayraldı. Karargahımın ortasında kendi ellerimle alacağım kellesini. Götürün bunu! Günalp Bey, bu itin eteğini öpüp Usbeyliğimi daim kılmak varken neden bu kadar belaya katlanayım? Aç gözlerini artık! Aç! Ertuğrul'u çıkarıyorlar. Günalp ve Saadettin yalnız kaldı. Saadettin dolanıyor. Günalp öfkeyle düşünüyor. Ertuğrul'un koluna girmiş iki asker Kayraldı'nın arkasından yürüyor. Etrafta askerler. Kayraldı kolunu kaldırınca Ertuğrul'u meydanın ortasında yere oturttular. Kayraldı etrafında dolanıyor. Ertuğrul kalçasını yere koymamış, dik ve yüksek oturuyor. Tebessüm eden gözleriyle etrafa bakıp arada canı acır gibi dişlerini sıkıyor. Ertuğrul. Vaktin geldi ha? Ertuğrul hiç bakmadı, gülüyor. Kayraldı da güldü. Haydi yiğitlerim. Şimdi sıra sizde. Günal. Duymadı. Günal! Şimdi sen de git. Gayrı bu hainden devletimizi de sultanımızı da kurtaracağız inşallah. Günalp başını geriye attı, düşünceli. Kısacık bir baş sallayışla onaylamayı geçiştirdi. El göğse koydu, çıkıyor. Otağdan başında böğküyle çıktı Günalp. Ertuğrul'a doğru yürüyor. Askerler dağınık durmuş. Yüzleri Ertuğrul'a dönük ama kimse kımıldamıyor. Günalp Ertuğrul'un karşısına geçti, yüzüne bakıyor. Ertuğrul da ona bakıp gene öne aldı gözlerini. Obada hayat normale dönmüş. Otağda Mahperi Sedir'de Hayme Minder'de oturuyor. Nice padrelerden geçtik. Nice düşmanla, hainle cebelleştik. Lakin böylesini ne yaşadık, ne gördük. Devletimiz hiç bu denli dara düşüp etrafını çakallar sarmamıştı. Allah'ım evlatlarımızı muhafaza eylesin. Savcı Halime'nin kucağında. Hayme bakmadan bas salladı. Allah'ım devletimizi muhafaza eylesin. Amin. Halime savcıyı beşiğine koyup örtüyü çekerek ışığını kesti. Kalkıyor. Mahperi obada çok sade, otağı kadınları gibi giyiniyor. Başlığının şakaklarından sarkan parçalar kulaklarını kapatarak göğsüne doğru iniyor. Halime de solundaki mindere geçti. Allah muhafaza bir aksilik olursa Gıyasettin'imin ordusunun başına geçip o soysuza haddini bildireceğine kuşkum yoktur. Lakin inşallah Ertuğrul Bey muvaffak olur da buna lüzum kalmaz. İnşallah Mahperi Hatun. İnşallah. Ertuğrul Bey'im nasıl en azılı düşmanları, hainleri bertaraf ettiyse Emir Saadettin'in de hakkından gelecektir. Devletimiz Allah'ın izniyle yeniden ihya olacaktır. İnşallah. Lakin Mahperi Hatun, keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Mahperi gözlerini kırpıştırarak kaçırdı. Hayme de yan göz baktı. Bilirim bana kızgınsınız. Hakkınız da var. Emir Saadettin haini. Etrafındaki herkesi zehirlediği gibi beni de zehirledi. Ettiklerim vicdanımı nasıl yaralar bilemezsiniz. Bu yolun sonunda muvaffak olursak belki de oğlumla ayrı düşeceğiz. Gayrı beni affetmeyeceğini iyi bilirim. Lakin varsın olsun. Yeter ki devletimiz
Ertuğrul Bey ve evladım sağ salim ayakta kalsınlar. Başka canlar yanmasın. Ben gerekirse yüreğime taş basarım. Allah'a duacı olur. Ondan af dilerim. Hayme önüne bakıyor. Halime derin iç çekti. Mahpere Hatun. Mühim olan hata yapmamak değil. Mühim olan yapılan hatadan ders çıkarmak. Bir musibet bin nasihate bedeldir. Belki de yaptığın hatayı görmek için bu musibeti yaşaman icap ederdi. Mahpere ağlıyor. Dua edelim de daha fazla can yanmadan Allah bizi selamete çıkarsın. İnşallah. İnşallah. Karargâhta kırmızı beyaz Selçuklu bayrağı dalgalanan kuledeki iki asker yaylarını germiş nöbette. Bir çadır. Saadettin köpeği yakalayabilirsek onun hayatına karşılık Ertuğrul Bey'i kurtarabiliriz. Tek yol budur. Münasip vakit kollamak gerek. Köpek meydanın ortasına çıkmadan yaparsak yaparız ancak. Otağına girmek neredeyse imkansız. O vakit biz de tek imkanımız olan yerde bitiririz bu işi. Neresidir o? Otağın önüne çıkar çıkmaz. Turgut Bey doğrudur. Ne oldu Togan? Ertuğrul Bey'i idam etmek için meydana çıkardılar. Sen ne dersin? Vakit geldi. Harekete geçeceğiniz zamanı iyi belirleyin. Bir an bile geç kalırsanız Saadettin köpek kaçar. Sen bize kimseye görünmeden otağa varacağımız yolu göster yeter Hüsamettin Bey. Gidelim yiğitler. Yallah. Alçak kuş bakışı Günalp Ertuğrul'un karşısında. Devleti bu itin eline teslim ettin Günalp Bey. Anan gibi. Baban gibi nice yiğidin kanı dökülecek. Kayraldı yandan suratına tekme attı. Ertuğrul ayağı fırlayıp kafa attı. Kayraldı yerde. Askerler Ertuğrul'a pusat doğrulttu. Günalp'in durdurmasıyla herkes sakinleşti ama gene de pusatlarıyla bekleşiyorlar. Kayraldı kalktı. Togan'la Hüsamettin koşarak geliyor. Durdular. Ertuğrul Bey! Emir Saadettin'in hakkıdır. Saadettin otağında dolanıyordu, durdu, sıkıntıyla düşünüp gene dolanmaya başladı. Sehpada meyve tabağı, kenarlarda ayaklı demirlerin içinde yanan kandil ateşleri. Hanlı pazarda sultanımıza tuzak kuran da, beni ve alplerimi tuzağa çekip Ares'e mektup gönderen de sendin Emir Saadettin. Seni tüm vazifelerinden azlediyorum Saadettin. Yalanlarımla, riyakâr sözlerinle devletime hizmet etmemi engelledin. İftiraların haddini bilmeden beni saray erkanı önünde aşağılamaların. Bunları unutacağımı mı sandın Ertuğrul? Sen nasıl beni devlet erkanı önünde rezil rüsva ettiysen, ben de sana acı ve utanç içinde bir ölüm vereceğim. Emir olarak seninle baş edemediysen, sultan olarak hakkından geleceğim Ertuğrul. Ha! Geber Saadettin. Geber ki cihan temizlensin. Gel! Saadettin aslanın bileğini kıvırıp hançeri düşürttü. Kendi hançerini aslanın göğsüne sapladı. Aslan acıyla geri geri gitti. Şimdi Saadettin acıyla yumdu gözlerini. Aslan. Bir sandığı açtı. İçinde kınında kılıç.
Saadettin uzandı. Alıp kılıyla birlikte yatay olarak avuçlarında tuttu. Sultan Alaaddin seferde onun hayatını kurtardığım için bu kılıcı bana hediye etmişti. Kınından çıkardı. Uca doğru keskin tarafından hafifçe incelen bir kılıç. İmdi. İmdi uğruna beni çiğnediğin sultanın kılıcıyla öleceksin. Ölümün o kadar kolay olmayacak. Keskin bir kılıçla hemen ölmene müsaade etmem. Kılıcın keskin tarafını ayaklı kandilin demir gövdesine sürterek keskinliğini köreltiyor. Selçuklu devletinin tahtına cürüyorsun. Senin kellen ne olacak? Senin o uğursuz kellene de böyle kör bir kılıç yakışır. İleri uzattı kılıcı. Kaşları çatık, kılıcın ucuna bakıyor. Geri çekti. Köreltiyor. Kaldırdı. Kını aldı. Kılıcı taktı. Otağdan çıktı. Sungurtekin çadırın yanından çıktı. Otağın yan tarafına yalnız geliyor. Turgut da el pençe diğer yandan geldi. Kapıcılara kılıç çekip bir hamlede öldürdüler. Turgut kılıcını Saadettin'in boğazına dayadı. Öndeki askerler ne olduğunu anlayana kadar arkada iş bitmişti. Ertuğrul şimdi döndü geriye. Yanaşmayın! Yoksa boğazını keserim. Asker geri dur! Günay böyle çıktı. Saadettin başı geriye yatık, tedirgin, kımıldayamıyor. Bir anda boğazını kesti. Saadettin gözleri kapanarak devrildi. Turgut delirmiş bir hırsla bakıyor. Hayalmiş. Kılıç hala Saadettin'in boğazında. Kendi elindesin köpek. Senin kelleni şuracıkta koparım. Çakalları yeme derdim. Lakin Ertuğrul Bey'ime şükredesin. Şimdi Ertuğrul Bey'i serbest bırakacaksınız. Ertuğrul gülüyor. Hüsamettin Togan'a bakıp olumlu anlamda baş salladı. Yoksa... Günalp. Dediklerini yap. Nasılsa kaçacak yerleri yok. Günalp Bey. Karargahın çıkışına 3 at getirilsin. Ertuğrul Bey'i de sadece 2 kişi getirsin. Askerler geri duracak. Aksi halde Saadettin ölür. Dediklerini yap Günalp. Hadi! Günalp Ertuğrul'a doğru baktı. Kayral da Ertuğrul'un arkasında. Börkü düşmüş, saçı savruk. Günalp Saadettin'e bakarak düşünüyor. Kuş bakışı, kayalıklardaki mağara girişi. İçeride Bamsı ve Ahmet. Tekfur Kritos Sultan'ın Kayı Obası'na geldiğini öğrendi. Öğrendi mi? Nasıl öğrendi? Maria, Saadettin köpeğe casusluk yapıyor. Bilgiyi de köpeğin adamından aldı. Gitti hemen Tekfur Kritos'a yetiştirdi. Kardeş, at izi it izine karışmıştır. İtleri temizlemeden rahat etmeyeceğim. Bamsı, Tekfur Kritos aynı zamanda Emir Saadettin yüzünden sultanın kayı obasında olduğunu biliyor. Kargaşadan faydalanıp obaya baskın düzenlememi istedi. Buna mani olabilirim. Lakin bir yol bulmam gerek. Al
devam et kardeş. Merak etmesin. Bir yolu vardır. Ertuğrul Bey ve Sadık Oğuz Beyleri sultanımızın huzuruna geleceği. Alplar Obayı emniyete alacağı. Sen şimdi gidip Tekfur'a bunu diyesin. Oğuz Beyleri gelmişken obaya baskın vermenin mümkün olmadığını söylesin. Bunu söylediğin çok iyi oldu Bamsı. Oğuz Beyleri alplarıyla orada beraberken Tekfur Kritos obayı basma fikrinden vazgeçebilir. Lakin daha büyük bir sorunumuz var. Nedir o kardeş? Nikâh'dan gelen büyük ordu. Neredeyse hazır ve yola çıkacak. Onlara mani olamam. Ahmet kardeşim benim. Sen elinden geleni yapasın. Biz de evvelallah hazırlıkları yapmaya başlarız. Hele Ertuğrul Bey'im obaya sağ salim dönsün. Tekfur'u da, orduyu da tuzla buz ederiz evvelallah. İnşallah Bamsı. Ben bir an evvel Bilecik'e dönüp ahvali Tekfur Kritos'a bildireyim. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Kucaklaştılar. Haydi. Çıkıyorlar. Karargâhtan çıkılmış. Açıklıkta Saadettin Turgut ve Sungur Tekin bir tarafta, Ertuğrul Günalp ve Kayraldı karşıda. Ertuğrul'un boğazında Kayraldı'nın hançeri beklerken Turgut da Saadettin'e kılıç dayamış. Karşılıklı bakışıyorlar. Geriden iki asker üç at getiriyor. Askerler Günalp'in işaretiyle atları Turgutların tarafına ilerletiyor. Karargahın uzağındalar ama çadırlar görünüyor. Daha geride Togan ve Hüsamettin'in önde olduğu kalabalık asker grubu bekliyor. Gidin! Kayraldı'nın da gözleriyle işaret vermesiyle iki asker geri dönüyor. Diğerleri kımıldamadı. Günalp Kayraldı'yla bakıştı. Çözün Ertuğrul Bey'in elini. Dediğini yap Günalp. Kayraldı hançeri Ertuğrul'un boğazından çekti, ellerindeki ipleri kesiyor. Hüsamettinlerin arkasında okçular hazır. Ertuğrul'un ipleri çözüldü ama hala Kayraldı'nın önünde. Şimdi Ertuğrul Bey'i bırakın gelsin. Ertuğrul Bey'i bıraktığınızda biz de Saadettin'i bırakacağız. Dediğini yap Kayraldı. Git bakalım Ertuğrul. Bakalım nereye kadar gideceksin. İterek yolladı. Ecelin çok yakındadır bilesin. O da Saadettin'i savurdu ileri. Saadettin omzu üzerinden Turgut'a bakacak oldu ama çevirdi sonra başını. Ertuğrul'la Saadettin aradaki 10 adam boyu mesafede birbirlerine yürüyor. Ortada durdular. Senin peşine düşeceğim Ertuğrul. Seni de, obanı da, aileni de kılıçtan geçireceğim. Gündoğdu Bey'in obasını da kılıçtan geçireceğim. Hele bekle Saadettin. Adaletin kılıcından nasibini aldıracağım sana. Ettiklerinin bedelini yedi ceddine ödeteceğim. Bütün kayıları öldürene dek öfken bilinmeyecek. Öfken de seninle birlikte toprağa gidecek. Gayrı kimseye el sürmene müsaade etmeden kellerini ben alacağım. Saadettin yürüyor. Ertuğrul da yürüdü. Hüsamettin'e Togan hemen Saadettin'e hareketlendi. Turgut kılıcını kınına soktu, atlara geçiyorlar. Ertuğrul bindi atına. Saadettin, Günal, Kayraldı, Hüsamettin ve Togan yan yana arkalarından bakıyor.
Günay düşünceli. Peşlerine düşeceğiz. Merak etmeyin Emir Hazretleri. Fazla uzağa gidemezler. Atların nallarını çıkardım. Hüzamettin'le Togan irkildi. Çok iyi düşünmüşsün Kayran'da. Hemen yola çıkıyoruz. Günalp'in durgunluğunu fark etti. Beni işitmedin mi Günalp? Onları bulacağız Emir Hazretleri. Saadettin gidiyor. Günalp kımıldamadı. Kayraldı da hançerini kemerine sokarak gidiyor. Günalp arkalarından hareket etti. Hüsamettin'le Togan yalnız kaldı. Nereye gittiklerini biliyorum Karaca. Onlar da dönüyor karargaha. Ertuğrul'lar şaşkınlıkla atlara ve birbirlerine baktı. Atlara bir hal ol Ertuğrul. İndiler. Ertuğrul eğildi, atın ayağını kaldırdı. Nalsız taban sanki kesilmiş bir odunu andırıyor. Tek tek kaldırıp ayaklara bakıyorlar. Ertuğrul doğruldu. Acıyan göğsünü omzunu hareket ettirerek rahatlatmaya çalıştı. Sağ kolunu acısından az kullanıyor. Atımın nallarını sökmüşler. Benimkinin de. Çoktan peşimize düşmüşlerdir. Togan Bey'le buluşacağımız mağaraya bir an önce varmamız lazımdır. Ne ederlerse etsinler. Saadettin'in kellesini almadan obaya dönmeyeceğiz. Evvela mağaraya gidip yaranı dağlayalım Ertuğrul. Güç toplayasın. Ertuğrul baş sağladı. Haydi. Atları bırakmadılar, yularlarından çekip yaya ilerliyorlar. Saadettin otağına girdi. Rezilsiniz! Beceriksizsiniz! Günalp, Hüsamettin, Togan, iki de komutan. İki tane alp bozuntusu! Otağımın önüne kadar geliyor, kimsenin ruhu duymuyor. Beni otağımın önünde esir aldılar. Askerimin önünde. Daha elimizdeki bir haini tutamıyoruz. Bir de Samsat Kalesi'ni alacağız ha? Böyle mi alacağız? Komutanlardan birine baktı, yaklaşıyor. Sana gelince... Sana koskoca ordugahın mesuliyetini verdim. Her yer emniyette dedin. O iki alp bozuntusu nereden çıktı? Affedin Emir Hazretleri. İnanın... Affet ha? Vazifeni yapamayacaksan neden yaşarsın be gafil? Kılıcını çekip boğazını kesti. Komutan eli boğazında devrildi. Yerde can çekişiyor. Günalp tepkisiz, çok durgun bakıyor. Saadettin kılıcındaki kanı yerdeki komutanın üniformasına siliyor. Kayraldı. Al bunun leşini kuzgunlara at. Kayraldı kapının iç kısmında bekliyordu. Eğilip adamı yakasından kavradı. Kol altlarından çekeliyor. Günalp'in gözleri hep yerde, hep düşünüyor. Saadettin kılıcını kınına taktı, sedirine geçiyor. Oturmadı. Hüsamettin, vaziyet nedir? Yüksek tepelere askerler yerleşti. Kaçmaları zordur.
Emir Hazretleri. Kaçabilecekleri tek yer ancak dere yatağıdır. Âlâ, dere yatağı olsun. O istikamete askerlerimle bizzat ben gideceğim. Emir Hazretleri. Ben aramaya imdi gitmek isterim. Defalarca gece aramışlığım var. Âlâ. Yanınıza kalabalık birlikler alın. Herkes mesul olduğu yerleri iyice arasın. Kuş bile uçmayacak. Vazifesinde zaaf gösterenin sonunu gördünüz. Hadi. Şimdi herkes vazifesinin başına. Selam veriyorlar. Hepsi geri geri çıkıyor. Kayı Obası. Yer yer ateşlerin dumanı yükseliyor. Gıyasettin toy odasında tahtın önünde dolanıyor. Destur var mıdır sultanım? Buyurasın İbn-i Arabi Hazretleri. Gülümsüyor Gıyasettin. İbn-i Arabi omzuna post dikilmiş bir heybe asmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Gıyasettin tahta değil, hemen onun karşısındaki mindere oturdu. Başınıza gelen menfur hadiseyi işittim sultanım. Evvela geçmiş olsun. Allah'a şükür ki bu belayı da defettiniz. Allah sizi devletimize bağışladı. Allah sizden razı olsun İbn-i Arabi Hazretleri. Düşmanın şerri her daim peşimizdedir. Şükür ki Allah'ın yardımıyla ve yiğit alplerin sayesinde bu belayı da başımızdan savurduk. Anlaşılan o ki ya onlar ya biz tükenene dek bu cenk bitmeyecek. Bu hayırla şerrin, hakla batılın mücadelesidir sultanım. Bu mücadele ezelde başlamış, kıyamete dek sürecektir. Her şey zıddıyla bilinir. Kötü olmasa iyinin, acı olmasa tatlının kıymeti anlaşılamaz. Bizim vazifemiz iyiyi ihya etmek, kötülüğe mani olmaktır. Niyeti halis olan insan, şerre maruz kalsa daha da güçlenir. Ve zulmü, ihaneti, şerri bir volkan gibi tarumar eder. Zalimin çokluğundan, elindeki güçten endişe etmeyin sultanım. Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak için gelen fil ordusu da güçlüydü. Lakin Allah ebabil kuşlarıyla onları helak etti. Biz Hakk'ın yanında olursak Allah da her an yanımızda olur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. Bir meselede tereddütüm vardır. Bunu sizinle istişare etmek isterim. Buyur sultanım. Başımıza gelen bu musibetlerde benim öz anamın da dahli vardır. İmdi yaptıklarından nedamet eder. Lakin ben onunla nasıl mukabele edeceğimi bilemem. Siz ahaliden biri değil, ahaliden mesul birisiniz. Siz sultansınız. Baş ne yöne emir verirse bütün azalar o yönü takip eder. Siz hiçbir meselede aşırıya gidemezsiniz. Adalette de, merhamette de, şefkatte de, itidal üzere. Yani sırat-ı müstakim üzere olmalısınız. Zira siz verdiğiniz kararlarla ahaliye misal teşkil etmektesiniz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, bir hayrı açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Ceza, suçlunun ıslah olması içindir. Eğer yaptığı hatadan pişman olmuşsa ve tekrar aynı hataya düşmeyeceğine kani olmuşsanız, bunu göz önünde bulundurarak adaletle hüküm vermelisiniz. Tereddütlü bir anımda gelip adaleti temin etmeme vesile olmuştunuz. Şimdi de bu tereddütlü anımda terkinleriniz gönlümü aydınlatacak ve adaleti temin etmeme vesile olacaktır inşallah. İnşallah. El göğüse koydular. İnşallah. Kuş bakışı orman. Zaman hızla aktı ve akşam oldu. Ertuğrullar mağarada ateş yakmış. Ertuğrul kırbadan su içti. Yerde oturuyorlar. Ertuğrul ateşte iyice kızmış hançerini aldı. Turgut'la Sungur Tekin gergin bakıyor. Ertuğrul Günalp'in sağ koluna attığı kesiye yaklaştırdı kızgın hançerini. Dişlerini sıkıp bastırdı, yarayı dağılıyor. Turgut bakamıyor, gözleri yerde. Ertuğrul'un yüzü zorlanmaktan neredeyse morardı. Etinden duman çıkıyor. Hançeri çekip taşın üzerine bıraktı. Sesle irkilip fırladılar. Ertuğrul oturuyor. Gelen Togan. Turgutlar gevşedi. Togan selam verdi. Ertuğrul Bey. Gel hele Togan Bey. Oturdular. Çok şükür iyisin Ertuğrul Bey. Eyvallah. Var mıdır abadesi? Saadettin'in askerleri dört bir yana dağıldı. Kendisi de içlerinde. Dere yatağı boyunca aramayı bizzat kendisi yapacak. Ya Günalp Bey? O da başka bir koldan aramaya iştirak edecek. Saadettin ordusundan ayrı arama yapmakta. O bizi ararken biz onu gafil avlayacağız. Biz de Hüsamettin Karaca ile birlikte yanımıza sadık askerlerimizi alıp size yetişeceğiz inşallah. Eyvallah Togan Bey. Şimdi ne edeceğiz beyim? Ertuğrul kan bulaşmış beyaz mendili eline aldı. Köpeğe yem atacağız Turgut'um. O da istediğimiz yere gelecek. Sonra da av başlayacak. Allah yardımcınız olsun Ertuğrul Bey. Allah hepimizin yardımcısı olsun Togan Bey. Amin. Saadettin köpek gafil bir av gibi üzerimize gelmekte. Biz de bir kurt gibi etrafına dolanacağız. Kapana düştüğü anda da yıldırım gibi atılıp pençelerimizle, pusatlarımızla bitireceğiz işini. Gayrı dilde söz bitmiştir Togan Bey. Köpeğe son sözü pençelerimiz, pusatlarımız söyleyecek. Turgut hırsla önüne bakıyor. Dağınık saçlarından bir tutam yüzüne düşüp ona daha karanlık bir hava vermiş. Gece oba, Bamsı toy odasında. Tekfur Kritos, sizin ve Mahberi Hatun'un burada olduğunu Saadettin vasıtasıyla öğrenmiş sultanım. Nasıl? Tekfur Kritos'un yanında köpeğe çalışan bir casus kadın vardır. Maria. Köpeğin adamı burada olduğunuzu Maria'ya taşımış. Maria da Tekfur'a dillendirmiş. Köpek. Kendi menfaati için Tekfur'la bile iş tutan aşağılık herif. Bu devlet onun gibi bir hain görmemiştir.
Bizim burada olduğumuz keferenin bile kulağına gitmiş. Bir şeyler yapmak gerek. Destur var mıdır sultanım? Gelesin Artuk Bey. Sultanım, müsaadenizle Oğuz beyleri huzurunuza gelmek isterler. Gelsinler. Artuk Bey gelsinler. Gelesiniz beyler. Gıyasettin tebessümle bakıyor kapıya. Eller arkasında bağlı, bacakları omuz hizasında açık. Beyler elleri gösterinde tek sıra halinde geliyor. En öndeki eğilip etek öptü. O sağa geçti, arkasından diğeri geldi. Sırayla etek öpüp yerlerine geçiyorlar. Hepsi ayakta. Etek öpmemişler, sıraları gelene kadar gene elleri gösterinde ayakta beklemekte. Yerine geçen selam vermeyi bırakıp kolları iki yanda sallanır halde duruyor. Bamsı Gıyasettin'in sol arkasında. Hoş gelmişsiniz beylerim. Hoş geldiniz. Sizleri huzurumda görmek beni fevkalade memnun etti. Sultanım, burada olduğunu söylenince derhal yola düştük. Hainlerin sizin canınıza kastetmesi hepimizin öfkesini kabarttı. Alplerimiz Kayı Obası'nın emniyetini sağlayacak. Değil Tekfur, imparator ordusuyla gelse sizi teslim etmeyeceğiz. Bir kez daha adınızın, şanınızın hakkını verdiniz. Sizin gibi sadık ve yiğit beyler oldukça devletimizin başına zeval gelmeyecektir evvelallah. Evvelallah. Buyurasınız beylerim. Ayakta kalmayın. Artuk da oturdu. Gece uzaktan Bilecik Kalesi. Şömine başı. Kadehlerini şerefe yaptılar. Getirdiğin bu mühim haberin mükafatını mutlaka alacaksın Maria. Ahmet girdi. Tekfur Kritos. Söylediğin gibi Kayı Obası'na gittim. Lakin şu anda onlara saldırmamız mümkün değil. Neden? Bütün obaların beyleri, hepsi sultanı korumak için Kayı Obası'na toplanmış. Böyle bir zamanda gidip de obaya baskın yapmak delilik olur. Peki ne yapacağız? Bu fırsatı elimizde geri mi tepelim? Kritos, her ne yapacaksak doğru yapmamız lazım. Yoksa bu işin bize geri dönüşü çok ağır olur. Bunun mutlaka bir yolu olmalı Ares. Hemen vazgeçemeyiz. Asla vazgeçmeyeceğiz Kritos. Lakin Nikia'dan büyük ordu gelmeden harekete geçersek elimizdeki adamların tamamını kılıçtan geçirirler. Doğru söylüyorsun. Orduyu beklemek daha iyi olur. Sen merak etme Kritos. Sen kaygılanma. Sultan obayı sağ olarak terk etse bile Konya yolunda ben mutlaka onun işini bitireceğim. Bu bizim için çok önemli Ares. Şimdi yapacak işlerim var. Bu konuyu sonra mutlaka konuşacağız. Sen nasıl istersen Kritos. Kapı. Maria ve Ahmet yalnız kalıyor. Maria kadehini yudumladı. Sen eskiden Türklerden bu kadar korkmazdın Ares. Kadehini bıraktı. Ne oldu? Büyük bir savaşçı olduğun günler geride mi kaldı? Sokulmuştu Ahmet, boğazını kavrayıp duvara yapıştırdı. Sen savaştan ne anlarsın ha Maria? Benim canımı sıkma. Eğer seni kardeşinin yanına göndermemi istemiyorsan boyundan büyük işlere karışma. Anladın mı? Bıraktı. Ahmet çıkıyor. Maria hala öne eğik. Nefesini topluyor. Başını geriye atıp kapıya döndü. Ne işler çevirdiğini öğreneceğim Ares. Sırtını duvara yaslayıp elini boğazına götürdü. Kardeşimin intikamını alacağım senden. Seni doğduğuma pişman edeceğim. Sofrada meyve tabağı, alevli kandil. Buyurasınız beylerim. Kasesini aldı.
Bismillahirrahmanirrahim. İçeceklerini yudumluyorlar. Masada yemiş tabakları da var. Bamsı Gıyasettin'in yaveri gibi sol arkasında heykelmişçesine dikiliyor. Beylerim, bir müddet saraydan uzak kalacağım. O müddet devletimizin içindeki hainler temizlenince son bulacak inşallah. İnşallah. Devletimizi selamete erdirmek için tüm gayretimi sarf edeceğim. Ölmek gerekirse siz beylerimle ve alplerle beraber vuruşarak öleceğim. Sultanım, Ertuğrul Bey'den havadis var mıdır? Ertuğrul Bey, Saadettin Köpek'in hakkından gelmek için hala peşindedir. Ya Saadettin Köpek ölmezse sultanım? O vakit Emir Kamyer'in ordusunun başına bizzat ben geçeceğim. Ve bu uğurda can verene kadar Saadettin Köpek'le savaşacağım. İstedim ki siz beylerimin de benim yanımda olduğunuzu bileyim. Biz sonuna kadar sizinleyiz sultanım. Yalnız burada değil, nereye giderseniz biz de alplerimizle beraber sizin yanınızda olacağız. Bizler bu cihanda rızayı ilahi için, devletimiz ve yurdumuz için yaşarız. Bugün birlik olmak gerekirse birlik olunacak. Eğer ölmek gerekirse hep birlikte ölünecek. Ayağa kalktı. Beyler de kalktı hemen. Ben Sultan Alaaddinoğlu Gıyasettin Keyhüsrev, devletim için kanımın son damlasına kadar savaşacağımı and içerim. Devletimiz ve sultanımız için and olsun. Kuş bakışı orman, uçan bir kuş sürüsü. Mağarada yerlerde bırakılmış giysiler. Günalpler içeri daldı ama içerisi boş. Gitmişler. Bir komutan kıyafeti aldı. Nereye kaçtı bunlar? Kaçmadılar. Hala Emir Saadettin'i öldürmekten vazgeçmemişler. Nasıl olur beyim? Atlarını burada bıraktıklarına göre hedef şaşırtmışlar. Hala Emir Saadettin'in peşindeler. Bu delilik. Üç kişi o kadar askerin içinde ne yapabilirler ki beyim? Ertuğrul, hepimizi farklı bir tarafa çekerek Emir Saadettin'in yanındaki asker sayısını azaltmak istedi. Emir Hazretleri'nin nerede olduğunu nereden bilecekler beyim? Ertuğrullar yalnız değil. İşbirliği ettiği kişiler söylemiş olabilir. Eğer öyleyse Emir Saadettin'i bulmaları kolay olacak. Hemen yola çıkarız. Şimdi ben önden dere yatağına doğru yola çıkarım. Siz de ardımdan yetişin. Emrin olur beyim. Ya benim sözüme itimat edersin ya da Şehzade Saadettin'in. Sen ne dersin Ertuğrul Bey, ne Şehzadesi? Saadettin iti rahmetli sultanımızın oğlu olduğu yalanını yayar, duymaz mısın? Komutan, sen Emir Saadettin'in, Sultan Alaaddin'in atası, Sultan Keyhüsrev'in oğlu olduğunu işittin mi? De bana komutan. İşittim beyim. Günalp kederle çevirdi gözlerini. Kimden işittin mi? Bizzat Emir Saadettin'in kendi ağzından. Günalp'in gözleri ıslandı. Sert durmaya çalışıp başka taraflara bakındı, çıkıyor. Ertuğrullar yolun kenarındaki bir yükseltide pusuya yatmış bekliyor. İleriden ellerinde pusatlarıyla koşan Selçuklu askerleri 10 kişiden fazla. Aralarında Kayraldı da var. Askerler mızrak, kalkan ve kılıçlı. Ertuğrulları geçip ilerlediler. Ertuğrul ileri bakarken gerildi. Daha kalabalık bir grup daha geliyor. Onların arasında da Saadettin var. Grup 30 kişiden fazla.
Gel bakalım Emir Saadet. Çekildiler. İyiyim. İyi misin? İyiyim abi. İyiyim. Allah'ın izniyle köpeğin işini bitirmeden durmak yok. Eyvallah. Eyvallah. Üst bedenlerini iyice eğmiş, görünmeden yürüyorlar. Saadettin askerlerinin arasında işlemeli kaftanıyla yürüyor. Sağ elinde kılıcı var, belinde hançeri takılı. Onlar da Ertuğrul'ları geçip devam etti. Obada ahali işinde gücünde. Gündüz otağda tahta kılıcıyla demirden bir kandil ayaklığına vuruyor. Kandilde alev yok. Sol elinde de kalkan tutmakta. Gıyasettin yanına geliyor, yüzünde hafif bir tebessüm. Sultanım. Talim mi yaparsın Gündüz Alp? Talim yaparım sultanım. Geldiğinizi görmedim. Geç hele, otur şöyle Gündüz Alp. Gıyasettin tahta geçti, Gündüz solundaki mindere. Maşallah. Ne yaman kılıç sallarsın. Sağ olun sultanım. Babam obayı bana emanet etti. O yokken obamı korumak vazifemdir. Bu yüzden her daim talim yaparım. Ne âlâ söyledin. Atalarımızın emanetine sahip çıkmak, onları canımız pahasına muhafaza etmek biz evlatların baş vazifesidir. Bana kılıç sallamayı babam öğretti. Size de babanız Sultan Alaaddin mi öğretti? Evet. O öğretti. Küçüklüğümüzde bizleri alır, avlara götürürdü. Şahbaz ata bindirir, ok attırıp kılıç sallatırdı. Oğul babanın yerine yetişenidir. İki gözünden birisidir. Devletli oğul olsa ocağının ateşidir. Oğul neylesin? Baba ölüp de mal kalmasa, baba malından ne fayda, başta devlet olmasa diye öğütlerdi merhum ata. Siz de babanızın emanetine sahip çıkarsınız sultanım. Otağa giren hainleri def etmenizden belli. Eyvallah Gündüz Alp. Babam da hainleri def etmek için yollara revan oldu. Nice vakittir obaya dönmez. Onu çok özlerim. Lakin vazifesinin daha mühim olduğunu bilirim. Bu yüzden dirayetli dururum. Maşallah sana Gündüz Alp. Öyle yiğit babaların, öyle yiğit evlatları oldukça bu devlet her daim başta kalacaktır evelallah. Gündüz kalktı. Evelallah sultanım. Selamladı. Gıyasettin gülümsüyor. Günay ormanda at sırtında. Yalnız ilerliyor. Açık kumral renkli gözlü. Dalgalı saçları ensesini örten uzun bir adam. Kayraldığıyla hareket eden askerler yaya. Etrafa iyice bakın. Yoldan ayrılmıyorlar. Saadettin nerede? Koşar adım ilerliyor. Kayraldı yerde bir şeye dikkat kesilip eğildi. Saadettinler o grupla birleşmiş. Saadettin yumruk kaldırıp durdurdu. Emir Hazretleri, ormanın içine çekilmişler. Cehenneme dahi çekilseler, onları bulup geberteceğim. Komutan,
Sen arkamızı kolla. Emredersiniz Emir Hazretleri. Sen de ön tarafın mesuliyetini alacaksın. Her iğne girilecek. Her taşın altına bakılacak. O Ertuğrul bu ormandan sağ çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Hala. Dağılıyorlar. Saadettin'in çevresinde gene kalabalık bir grup. Kayraldı da arkasında. Günalp at sırtında. Askerler ormanda her tarafa bakarak ilerliyor. Ertuğrul birinin boynunu kırdı. Tungurtekin de birinin boynunu kırdı. Turgut elinde baltası ağaçların arasından ilerliyor. Birinin boynunu kavradı. Kırık attı. Askerler farkında değil ilerliyorlar. Ertuğrul birinin boğazını kesti. Kolunu birinin boğazına doladı, tek hamlede kırdı, bıraktı askeri. Haydi, önlerine geçmenin vaktidir. Turgut baltasını omzuna asarak peşinden yürüdü. Sungurtekin'in eli kılıcında. Askerler koşuyor. Ertuğrul'lar önlerine çıktılar, yaklaşmalarını bekliyorlar. Ertuğrul! Haydi yiğitlerim, devletimiz için, yurdumuz için, rahmetli sultanımız Alaaddin için, Aslan Hatun için. Turgut'a bakarak dedi. Şehit olmuş nice yiğidimiz için. Saldırın yiğitler! Haydir Allah! Haydir Allah! Kayraldı! Sola işaret etti askerler 20 kişi kadar. Ertuğrul mızrakla saldıranın hamlesini yana sıyrılarak boşa çıkardı. Sol eliyle kılıç sallıyor. Yettik Ertuğrul Bey! Hainler! Kalabalık bir asker grubuyla gelmiş Hüsamettin. Aynı üniformayı giyen iki grup asker birbirine kılıçlarla, mızraklarla saldırıya geçti. Saadettin de var gücüyle sallıyor kılıcını. Turgut mızrağı eğilerek sıyırdı, baltasını savurdu askere ama mızrağın sapına geldi hamlesi. Mızrak sapına birkaç kez daha vurup askere yaklaştı, dirseğini yüzüne indirdi. Son hamlede kesti askeri. Ertuğrul birinin mızrağını tutup diğerinin karnına batırdı. Mızraklıyı da bu sırada kılıcıyla kesti. Tekmesiyle itti, mızrağı yere sapladı. Sungurtekin kalkanlı bir askere kılıç salladı. Saadettin'in çevresinde 3 asker. İkincisini kılıcıyla kesti. Diğeri kılıç salladı. Saadettin eğilip askerin karnına batırdı kılıcını. Bütün bakışlarıyla iyice deşti karnı. Kılıcını bir de havadan indirerek düşürdü askeri. Saadettin kaçıyor. Köpek kaçıyor. Ertuğrul o tarafa döndü. Sungurtekin'e bakıp bas salladı. Saadettin'in peşinden koşuyor. Turgut belinden çıkardı. Köpeğin için onunla görüşün. İleri savurduğu hançer ağaca saplı. Ertuğrul tebessümle aldı. Koşuyor. Saadettin koşuyor kılıcı elinde. Ertuğrul koşuyor. Kayraldı, Turgut'a kılıç çekti. Turgut baltasını karnına sapladı, ayağına vurup yerle bağlantısını keserek düşürdü. Baltayı sapladığı karnı kan içinde kaldı. Başka bir askerin kalkanına baltasıyla vurunca asker sersemledi. Turgut baltasını havaya atıp tuttu, savurdu ikinci askere. Üçüncü bir asker geldi, Turgut tekmesiyle geri itti.
Sungut Ekin mızrağın sapını tutup çekti, askere kılıç salladı. Mızrağı askerin karnına batırdı, dönüp bir de boğazını kesti. Mızrağı yere sapladı. Turgut bir hamleden kaçarken baltasını havaya atıp tuttu, dönüp savurdu askeri. Askerin kalkanı elinden yere düştü. Turgut koşuyor. Obada sırtında dürülmüş hasır taşıyan bir adam. Hayme ile Halime oturmuşlar. Hayme bir bohça açıyor. Kenardaki kapaksız, raflı, ahşap dolapta katlanmış eşyalar var. Hayme bohçadan bir börk çıkardı. Maşallah ana. Ne güzel bir börktür böyle. Sen mi diktin? He ya. Bamsı ile Hafsam'ın balası için dikmiştim. Hafsam. İmdi ne eder acep? Canına can gelmiş midir? Saat bulmuş mudur ki? Bulmuştur kızım, bulmuştur. Onun için dua etmekten başka bir şey gelmez elimizden. İnşallah tez vakitte sağ salim kucağında balasıyla döner obamıza. İnşallah ana. Aslan'ın vefatı, Hafsa'nın gidişi hepsi üst üste geldi. Bir de Ertuğrul. Nice vakittir dönmedi ana. Bilirim, bu çok çetin bir vazifedir. Lakin benim yüreğimdeki özlem de çetindir. Başını eğdi, Hayme dizine dokundu. Güzel kızı. Bir vakitler erim Süleyman Şah'ın çetin vazifelere gittiğinde ben de böyle olurdum. Şimdi de Ertuğrul'um gittiğinde böyle beklerim. Geride kalanları diri tutan, ileri gidenlerin kutlu vazife yolunda olmalarıdır. Öyledir ana. İnşallah Ertuğrul, Kara Polat öz kılıcıyla zalimleri tarumar edip üzerimizdeki bu kara bulutları dağıtır. Devletimizin üzerine güneş yeniden doğar. İnşallah Ertuğrul obamıza, otağımıza aydınlıkla beraber gelir ana. İnşallah kızım. İnşallah. Ertuğrul'um zalimlerin üzerinden zaferle dönsün. Bir güneş de balanızla birlikte doğar inşallah. İnşallah ana. İnşallah. Allah Ertuğrul'u devletimize, yurdumuza, evlatlarımıza bağışlasın. Amin kızım. Halime'nin elleri karnında. Hayme küçük çocuk kıyafetlerini katlıyor. Halime'nin yüzünde aydınlık bir gülümseme. Ertuğrul iki elinde iki kılıçla ormanda koşuyor. Sağ kolundaki yarası acıdı. Saadet'in bir başına zaman zaman arkasını kollayarak, zaman zaman hızlanıp yavaşlayarak ilerliyor. Ertuğrul biraz gerisinde. Saadettin onu fark edince ikilip gözlerini irice açarak durdu. Ertuğrul koşuyor. Karşısına geçiyor. Saadettin kımıldayamadı. Arada 3-4 metre var. Ertuğrul sırtını bir ağaca verip nefeslenirken Saadettin birkaç adım yürüyüp durdu. Benim yoluma dökülmesi gereken kanın toprağın olacak. Ertuğrul ağaçtan çekildi.
inat. Hep inat. İnadın seni bu hale getirdi. Değdi mi? Ha? Değdi mi de bana? Bana itaat edeydin. Gücümüzü birleştirip devletimizi ihya ederdik. Sen geberince devletimiz zaten ihya olacak Saadettin. Ben hayatta iki şey sevdim. Devletimi ve Aslan'ı. Aslan'ı bana düşman ettin. Onu benden sen aldın. Onun kanına girmeme sebep oldun. Lakin bitti. Ömrümü verdiğim Selçuklu tahtına benden almana izin vermeyeceğim. Ertuğrul sol elindeki kılıcını havada ustaca çevirerek yere sapladı. Seni canına kıydın. Aslan Hatun'un hançeriyle öldüreceğim. Saadettin atıldı. Ertuğrul tokatlayınca Saadettin geri geri savruldu. Ertuğrul yeniden saldırmadı, bekliyor. Saadettin atıldı. Ertuğrul baldırına hançerle bir kesik attı. Saadettin yere çömeldi. Ertuğrul ayağıyla suratını tekmeledi. Saadettin yere düştü. İleriden at sırtında Günalp geliyor. Ertuğrul Günalp'e döndü. Saadettin yüzü koyun sürüklenirken başını ona çevirdi. Gözleri hevesle açılarak kaldırdı başını. Günalp. Evladım. Günalp! Günalp hızlıca indi atından. Bağlamadı bile, yolladı atı. Ertuğrul'un karşısına geçti. Gözlerinin içine sert bakıyor. Öldür onu. Öldür, bitsin bu iş. Ömer Saadettin. Sultanımız Alaaddin'i sen mi öldürdün? İmdi de bana. Sultan olmak için mi şehzade olduğun yalanını söylersin? Senin ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu? Bana yalan söyleme! Utanda şehzadeliğini ilan etmişsin. Ettiysem ettim! Sen benim emrime itaatle hükümlüsün. Sultanı da ben öldürttüm. Çünkü o taht benim hakkım. Benim hakkım. İmdi itaat edeceksin ve Ertuğrul'u öldüreceksin. Hadi! Günalp yakasına yapıştı. Sen! Yalancı sen! Bugüne dek söylediğin her şey yalandı. Bundan gayrı yalanlarınla kimseyi zehirleyemeyeceksin. İtti yere, kalktı. Ertuğrul Bey'im. Bu it senin pusatının hakkıdır. Saadettin hançer çekip Günalp'in baldırına kesik attı. Günalp düşüp hançerli eli itti. Saadettin'in kolay ulaşamayacağı kadar mesafede, o da yerde. Ertuğrul kılıcı elinde ayakta, müdahale etmedi. Acelesiz davranıyor. Sonsuz! Saadettin kalkıp üst bedeni hala eğik halde Ertuğrul'a kılıç uzattı. Baban bana itaat etmedi. Baban bana isyan etti. Anam da onunla beraber belasını buldu. Seni ben büyüttüm.
Sen de bana itaat etmedin. Sen de onlar gibi öleceksin. Kılıcı Günalp'e indirecekken Ertuğrul engelledi. Turgut o tarafa koşarken Ertuğrul hançeri Saadettin'in karnına sapladı. Günalp rahatlayıp çevirdi başını. Ertuğrul hançeri geri çekmediği için Saadettin'le yakınlar ve Saadettin hala ayakta. Hançer taşıyor bedenini. Başı Ertuğrul'un koluna yaslandı. Ertuğrul bırakınca Saadettin yere dizüstü oturdu. Bu sırada ormanın içinden Hüsamettin ve Togan da geldi. Saadettin'in börkü başından yere düştü. Saçsız başında damarları kabarıp şişmiş. Gözlerini kaldırdı. Ağzından, sakallarından aşağı kan sızdı. Yüzünde hırslı ama durumu anlayıp kabullenmiş bir sakinlik. Gözünden yaş süzüldü yanağına. Kenarlarını kışlı mendille ağzını silerken gözleri karşısındakilerde. İndirdi mendili. Günalp yerde yaralı oturuyor. Ertuğrul gene acelesizce Saadettin'e döndü. Göç yolu. Tehlikeli ki tehlikeli. Konak yeri. Irak mı Irak? Sonu gelmeyen yol yok ki. Üzülmeyesin Sultan Saadettin. Nasıl? Ertuğrul yere saplı kılıcını aldı. Gayrı kara söz bitti köpek. Gayrı kara çelikten kara kan dökülsün. Kara toprak kana doysun. Ak günün önünden kara bulutlar dağılsın. Kendi etrafında dönerek hız kazanırken zaman yavaş. Kılıç darbesiyle Saadettin'in başı gövdesinden kopup yere düştü. Turgut'un hırstan yüz kasları oynadı. Kan fışkıran beden yere, Ertuğrul'un ayaklarının dibine devrildi. Saadettin'in açık gözleri hafif yukarı kaymış, dudakları aralık. Günalp oturduğu yerden gevşemiş bir ifadeyle bakıyor. Turgut'la Ertuğrul birbirlerine yürüyor. Turgut kesik kellenin önünde kısacık durup bedenin yanına geldi. Yere eğildi. Aslan'ın hançerini Saadettin'in bedeninden çekecek gibi kavradı ama çekmedi. Önce kanırtırcasına sağ sola hareket ettirdi. Çıkardı. Senin de kalın yerde kalmadı asla. Hançerin ucunda Saadettin'in kanı. Turgut kanı Saadettin'in üzerine siliyor. Ertuğrul'la Günalp bakışıyor. Sadık kaledarım Günalp Bey. Gayrı sen de vazifenin başına geçersin. Karacahisar gayrı sana emanettir. Günalp bas salladı. Ertuğrul elini dostça uzattı. Günalp kavradı. Ertuğrul'dan güç alarak doğruluyor. Turgut Saadettin'in yanından kalktı. Kesik baş ayaklarının hemen dibinde. Turgut'la Ertuğrul bakışıp gülümsediler.
Turgut ağlamaklı. Kol sıkıştılar. Aslıhan'ın öcü alındı beyim. Alındı Turgut'um. Turgut ağlayarak sarıldı Ertuğrul'a. Eyvallah beyim. Ertuğrul. Zuhur Tekin'le de kol sıkışıp kucaklaştı Ertuğrul. Abi. Ayrıldılar. Ertuğrul Hüsamettin'le karşılıklı durdu. Sultanımızın buyruğuyla hainin kellesi alınmıştır Hüsamettin Karaca. Vazifemiz tamamlanmıştır. Kol sıkıştılar. Ordunun başına geçeceğim gayrı. İçin rahat olsun. Eyvallah. Allah sizden razı olsun. Allah senden de razı olsun Ertuğrul Bey. Saadettin İtin'in leşini sana yapmayı dilediği gibi. Diyar diyar gezdireceğiz. İçimizdeki hainler, yurdumuza göz diken düşmanlar, köpeğin sonunu görsün. Görsün ki devletimizin ebed müddet daim olacağını iyice idrak etsinler. Hiç kimsenin Türk'ün devletini yıkamayacağını iyice bellesinler. Sahil içleri sol gözlerine kapandı. Ertuğrul'un kılıcı Allah havada. Allah Ekber! Allah Ekber! Elini yavaşça indirdi. Gece dolunayla Ertuğrul'un yüzü geçişti. Ertuğrul'un yüzü bir süre dolunayın yüzeyinde gibi kalıp sonra silindi. Otağda Gıyasettin tahtta Artuk'la Mahperi yanında. Köpek bugün yarın Samsat'a doğru yola düşer. Sultanım, o soysuz yola düşmeden Ertuğrul Bey'im işini bitirecektir. Ertuğrul Bey'imden haber gelmesi yakındır. Hayır olsun inşallah. Gecenin bu vaktinde. Halime ile Hayme yan bölmeden çıktı. Bu vakitte obamıza pek gelen olmaz. Sultanım, müsaadenizle biz bir bakıp gelelim. Gıyasettin peki diye bas salladı. Mesdur var mıdır sultanım? Gel. Bamsı gülüyor. Sultanım. Selam verdi. Sultanım, muştular olsun. Ertuğrul Bey'imiz dönmüştür. Ertuğrul Bey mi? Ayağa kalktılar. Allah'ım şükürler olsun. Yüzler gülüyor. Kapıya döndüler, bekliyorlar. Ertuğrul önden girdi, arkasında Turgut ve Sungur Tekin. Sultanım. Yan yana dizilip selam verdiler. Gıyasettin gülümsüyor. Gıyasettin kolunu tahta uzatıp Ertuğrul'u davet etti. Halime sevgiyle bakıyor Ertuğrul'a. Hoş gelmişsin Ertuğrul Bey. Hoş gördük sultanım. Haberler hayırlıdır inşallah. Allah'ın izniyle verdiğiniz vazife tamamlanmıştır sultanım. Gayrı Saadettin köpek belası ortadan kalkmıştır. Gıyasettin el göğse koydu. Ertuğrul da saygı dolu bir yavaşlıkla selamladı. Devletin bekası için çıktığımız bu yolda ya şehit olacaktık ya muzaffer olacaktık. Şükür ki Allah'ın da yardımıyla zalime galip geldik. İçimizdeki hainler de, onlara destek olan düşmanlar da hüsrana uğradılar sultan. Gayrı hak geldi, batıl zahir oldu. Rahmetli sultanımız Alaaddin Keykubad'ı. Turgut Bey'in hatunu Aslıhan hatunu. Ve nice mazlumun intikamını aldın Ertuğrul Bey. Yurdumuza yeniden devletin güneşi doğdu.
Senin bu yiğitliğin asırlarca dillere destan olacaktır. Yılan ne kadar büyük olsa da kılıcımız onun başını koparmaya muktedirdir demiştin Ertuğrul Bey. Allah yüreğine, bileğine, pusatına zeval vermesin. Anladım ki devlet yalnız saltanatın kudretiyle değil, o devletin yoluna baş koyan yiğitlerin sadakati ve ferasetiyle de ihya olurmuş. Allah devletimizi sizin gibi yiğitlerden eksik etmesin inşallah. Eyvallah Mahper Hatun. Buyruğumdur. Ertuğrul Bey, hakkın olan Uç Beyliği yine senindir. Ertuğrul baş eğip kabul etti. Yüzler gülüyor. Hayme gülerek Halime'ye döndü. Bu topraklarda buyruk ve irade sahibi sensin. Obaya ve kaleye Selçuklu sancakları tekrar çekilsin. Ben de Konya'ya dönüp devletimin başına geçeceğim. Anam da bundan sonraki ömrünü Alayiye Sarayı'nda devlet işlerinden uzak geçirecek. Mahperi tebessümlü. Buyruk sizindir sultanım. Yeter ki siz ve devletimiz selamette olsun. Müsaadenizle sultanım. Haymen'in karşısına geçti. Anam. El öptü. Oğlum. Dediğin gibi atamın kanının da senin sütünün de hakkını verdim anam. Aslanım benim. Alnından öptü. Kucaklaştılar. Allah seni başımızdan eksik etmesin oğlum. Amin. Allah seni başımızdan eksik etmesin anam. Hayme kollarına patpatladı ellerini. Ertuğrul Bey. Halime Ertuğrul'un elini öptü. Zungur Tekin Hayme'nin elini öptü. Devletimizi ve yurdumuzu büyük bir beladan kurtardınız Ertuğrul Bey. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden Halime Hatun. Hayme Zungur Tekin'in alnını öptü. Zungur Tekin çekildi. Turgut geldi Hayme'nin önüne. Aslanım. El öpen Turgut'u kucakladı Hayme. Ertuğrul gene Gıyasettin'in yanına geçti. Hayme Turgut'u alnından öptü. Elleri göğsüne patpatladı. Halime kendisine bakan Turgut'u başını sallayarak selamladı. Turgut da yerine geçti. Zaferin kutlu olsun beyim. Allah nice şanlı zaferler verir inşallah. Amin. Eyvallah Artuk Bey. Yarın inşallah yollara revan alacağım. Gitmeden evvel benden bir dileğin var mıdır Ertuğrul Bey? Sultan, daimi sıhhatli olmanızı ve saltanatınızla devletimizin gücüne güç katmanızı dilerim. Biz de Söğüt'ü yurt tutmak için hazırlıklara başlayacağız. Hepimiz için yeni bir devir başlar. Sultanım, bizler bu devleti âri imanımızla, şerefli kanımızla, sarsılmaz cesaretimizle kurduk. Bunlara zeval gelmedikçe, Türk'ün devletine kimsenin zeval vermeye gücü yetmeyecektir evvelallah. Zaman dondu. Bu dizinin betimlemesi Teklem Film tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştı. www.sebeder.org Sesli Betimleme metin yazarı ve seslendiren Emine Koli var. Altyazı Gökberk Yılmaz, Bülent Demir, Tugay Çiftçi, Fatih Koli var. İşaret dili Volkan Kurt. Son kontroller Zerrin Çınar, Beliz Coşar, Hasan Dikyuva. Teknik yapım Yeni Gökdelen Tercüme, Dal Prodüksiyon. Konuk oyuncu Hüsamettin Burak Demir. Yönetmen Metin Günay, yapımcı Mehmet Bozdağ, danışman Profesör Doktor Feridun
Nurgül Emecen, senaryo asistanı Hasan Ermez, mekan sorumlusu Murat Aydın, dekor şefi İsmail Işık Sapmaz, kostüm sorumlusu Nilda Kılıç, set terzisi Ayşe Selecik, başlık atölyesi Semra Yurtman, at antrenörü Kemal Arda, müzik düzenlemeler Altay Göltekin, Caner Özkan, vokal Zeynep Alasya, www.teklenfilm.com.tr, www.dirilişdizisi.com, www.facebook.com/dirilişdizisi, www.twitter.com/dirilişdizisi, www.instagram.com/dirilişdizisi. Siyah bir fonun önünde bir film şeridinin ortasında T harfi, altında Teklen Film yazısı.